Almanya'da da ben de yaşadım 35 sene. Çöplerden toplayan şeyleri. Şişeleri kim topluyor? Onun için Almanya'yı da bana övmeyin. Almanya'da da buradan güzel bir şey değil. Almanya övüyor ya. Bir kolu yumurta 90 bin lira olmuş. Ya, Almanya'yı mı söylediniz? Türkiye bakmış. Türkiye siz AK Parti'nin yalakalını yapıyorsunuz. Bravo dayı. Tamam mı? Türkiye. Allah kimseyi yaratmasın. Düşmanımı bile göndermesin. Avrupa. 20 senedir bu memleketi yalakalık yaparak. Almanya. Arabalarımız Almanya. Bütün arabalar. Bütün makineler. Alman malı varıdır. Türk malı var mı? Ne yapıyorsunuz? Ne imal ediyorsunuz? Yoksulluk diz boyu. Almanya'dan geliyorum ben. Şu an kriz var tabii ki, savaş yüzünden, her şey yüzünden kriz var ama bu kadar, bu ülke kadar kötü değil. Hani buradaki enflasyona bakıyorsun, oradaki enflasyona bak. Biz yine de sütümüzü, ekmeğimizi alabiliyoruz. Ama burada gerçekten ben şok oldum. Yani birkaç ay içinde ne kadar zam gelmiş, biz bile ödeyemiyoruz ya. Oyunumuzu bile ödeyemiyoruz, anlıyor musun? Efendim? Litresi ne kadar? 2 nokta kaç benzin litresi? Şu anda 2.22 falan. Sende niye öyle dayı? Sende niye bu kıyaslar? Genelde diyor ki Almanya'da biz sürünüyoruz, geçinemiyoruz. Yalan. Gerçekten. Yani biz... Hatta 6 ayda sadece bir kere yağ alabilmiş. Hayır. Biz yani şişe şişe alıyoruz. Karton karton alıyoruz. Valla var ya, Almanya'dan gelen tek vicdanlı konuşan sensin. Yani gerçekten aklı olan böyle söylüyor. Almanya'da da ben de yaşadım 35 sene. Çöplerden toplayan şeyleri. Şişeleri kim topluyor? Onun için Almanya'yı da bana övmeyin. Almanya'da da buradan güzel bir şey değil. Ha, devlet değil. Ben devletten 5 kuruş para almadım. Devletten 5 kuruş. Ama böyle geliyorlar oradan buradan. Ausländeler Almanya'yı kötülüyorlar, şey yapıyorlar. Almanya öpün de Türkiye'mizin toprağını öpün, toprağını. Avrupa, Avrupa Türkiye'yi kıskanıyor. Allah billah, ben 35 sene Almanya'dayım. Bir dakika. Almanya. Hayır. Bak, siz de mi çöp de toplamak bak, istiyorsunuz? Hayır. Ben Almanya övüyor ya. Lanlarda mı geçinmek istiyorsunuz? Almanya övüyor ya. Bir kolu yumurta 90 bin lira olmuş. Ya, Almanya'yı mı söylediniz? Hayır. Siz Türkiye bakmış. Hayır. Türkiye siz AK Parti'nin yalakalını yapıyorsunuz. Bravo dayı. Tamam mı? Almanya. Türkiye. Allah kimseyi yaratmasın. Düşmanımı bile göndermesin. Avrupa. Hadi Allah'ım. Orada mısın ablam? Niye gelmiyorsun? Sana bir şey söyleyeyim. İşsizlik %20. Anladın mı? Türkiye gibi yer yok. Niye gelmiyorsun ablam? Sen Tayyip'i korumaya devam et. Ben Tayyip'im. Ben ne Tayyip'im? Türkiye niye gelmiyorsun ablam? Şey. Ama ülkemizi batıranlar kusura düşünsünler onu. 20 senedir bu memleketi 20 senedir 20 senedir bu memleketi yalakalık yaparak. Almanya. Arabalarımız Almanya. Bütün arabalar. Bütün makineler. Alman malı varıdır. Türk malı var mı? Ne yapıyorsunuz? Ne imal ediyorsunuz? Yoksulluk diz boyu. Aferin, faşistlik yapıyorsunuz. Abla, abla. Karmış yaptayım. Sizler faşistlik yapıyorsunuz. Abla, bir şey göstereyim. Sizler sermayenin yalak olduğunu yapıyorsunuz. Evet, hiç, hiç. Sermayenin... Madem Almanya çok kötü, niye buraya gelmiyorsun? Bak sana bir şey. Ben buraya geldim. Almanya'yı bırakıp da geldim. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Yemin ederim, çocuğum, iki çocuğum var. Mümkün olsa onları da getirmeye çalışıyorum. Sen nefret ediyorsun Almanya'dan. Almanya benim için değil. Almanya, ben sana söyleyeyim mi? Almanya'da kimse bilmez. Ceyranım kesildi. Almanya yardım ediyor. Nerede yazıyor? Almanya. Geliyorlar Almanya'da. Oturuyorlar Avustralya'dalar. Ne oluyor? Devlet bana para veriyor. Almanya vermez çalıştırmadan. Çalışmadan vermez. Sana veriyor. Şey... Ben de, tamam mı? Ben de Amerika'dan yeni geldim. Kimsenin elektriği kesilemez. Aynen. O Amerikan kanunlarına. Bana bakın. O ancak Türkiye'de var. Boşuna. Almanya benim de var. Niye? Benim vatanım var. Kendini Almanya tutayım ben. Her siktirin gidin. Burada yaşa. Burada yaşa. Niye konuşuyorsunuz? Soruyoruz abi. Bir şey ya. Ben bir yer. Neden kötülüyorsunuz? Her memleket güzel. Değil mi gurbetçisin? Evet. Nasıl ben de oldu? Almanya'dan geliyorum. Harika bir yer. Çok kötü dedi. O kötü diyor.
Elektriğin kesildi diyor. Hayır, öyle bir şey yok. Bu zamana kadar elektrik kesilmedi. Her şeyimiz mükemmel. Devlet herkese yardım ediyor. Burada da yardım ediyor. Neden böyle konuşuyorlar? Türkiye'mizi kötülüyorlar, Almanya'yı kötülüyorlar. Her ülke güzel kendine göre. Yönetenler yanlış yönetiyor. Hayır, evet, o olabilir ama ona bir şey yapamayız. O devletin işi. Tabii ki güzel. Peki Almanya ne durumda abla? Almanya şu an mükemmel. Her şey yolunda. Geçinemiyoruz, sürünüyoruz. Herkes geçiniyor. Kimse aç değil. Açlıktan insanlar ölüyor. Elhamdülillah. Herkes yaşıyor. Çok güzel. Burası da güzel. Türkiye'miz de güzel ama kullanmasını, yaşamasını bilmiyorlar. Her tarafı dört doğa güzel. Biz buraya geldiğimiz seviniyoruz. Neden o abla kötülüyor? Hiç de öyle bir şey yok. Bence güzel. Param varsa her yer güzel. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Buyurun. En son sizde kalmıştık. Gördünüz. Anlat. Almanya çok kötü dedi. Yani kötü değil. Tamam, şu anda bir enflasyon çıkıyor. Şu an elektriği kesilmiş Almanya. Hayır. Öyle dedi. Yok. Yani gazımız hala var, elektriğimiz var. Tabii zam geliyor. Şu an savaştan dolayı şey oluyor. Yani şu an nereden gaz gelecek onu tam kestiremiyorlar. Ama biz şu anda gazımızı açıyoruz. Yani sorun yok o yönden. Teşekkür ederim. Halkın gündemini soruyoruz. Gündeminiz nasıl? Abi çok iyi değil abi. Neden? Abi neden ki bizim paramız pul oldu. Yemin ediyorum hiçbir şey alamaz durumumuzdayız. İmkanımız zorlaştı. Her gün zam geliyor. Çıkan zam aşağı inmiyor. Bilmiyorum bundan sonra ne olacağımız belediye seçimlere kadar. Bizim durumumuz öyle bir kötü ki. O yabancılar için para çok. Yabancıları... Parası değerli. Sadece yabancılar mı? Evet. Abi sadece yabancılar mı gidiyor kafelere gördüğünüzde? Yok. Onlar gidiyor, ben görüyorum. Ben gidemiyorum vallahi. Şimdi iddia edeceğim yani Türk de. Adam ayakkabıyı hayırına verdi giyiyorum. Neden? İmkanım olmadığından hayırına giyiyorum. Neden ki? Biz bu ülkede mülteci olduk. Ben Trakya bölgesinde oturuyorum. Herkese yani. Ne geldi biliyor musun? Ukrayna'dan 700 bin kişi insan geldi bu İstanbul'a. 700 bin kişi. Bu 700 bin kişi gelen kim bakıyor? Devlet bakacak. Devlet baktığı zaman kimin parasıyla bakacak? Bizim vergilerimizle bakacak. Kimse cebinden hayrına bakmaz. Onun için durumumuz çok fahim. Çok fahim. Çözüm nedir? Vallahi bilmem. Nasıl olacak bilemiyorum. Onu yukarıdakiler bilmesi lazım. Ama nasıl gidecek bilemiyorum. Ben korkuyorum yani. Önümüz karanlık. Önümüz karanlık.